olacaktı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu Yunus Aleyhisselam'ın münacatı. Bu münacattan bize bakan cephesiyle nasıl bir derse ibret çıkartmamız gerekiyor? Şimdi bu münacatta üç tane kelime var. Yani üç cümle ve kelime diyelim. Münacatı üçe bölersek birincisi La ilahe illa ente. Bu birincisi. Sübhaneke. İkincisi İnni küntü mine zalimin. Üçüncüsü. Üstad bu üç manaya tabii çok orijinal bir şey yapıyor. Yorum yapıyor. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize. Sübhaneke kelimesiyle dünyamıza. İnni küntü münezzalimin fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celbetmeliyiz. Şimdi la, işte sen la ilden başla böyle gidelim. Başlayalım abi. Şimdi la ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize. Şimdi istikbalimiz karanlık. İstikbalimiz karanlık, dehşetli. Tabii zifiri karanlık. Bir de cehalet olursa o karanlık ne yapar? Kat kat artar. Kat kat artar. Küfür olursa hem karanlık hem zulmet. Hem dehşet zuhur olur. Küfür yok. Cehalet yok. Ama fıtrat-ı insanda ne var? Gaflet var. Gaflet de nedir? O da karanlıktır. İnsan gaflet anında ne yapıyor? Kayıyor. Günahlara giriyor. Katıya kusur ediyor. Bu karanlıklı ve dehşetli ortamda ne yapmak lazım? La ilahe illa ente. Bak, ente kelimesi Allah'tan manada ilahlar mı yok? Yani, illa ente. Ya Rabbi eğer sen elimizden tutmazsan, sen sahip çıkmazsan, sen mu'in ve müzahir olmazsan biz helak oluruz. İstikbaldaki o karanlığı, o zulmeti nasıl izale edebiliriz? Ya Rabbi sen elimizden tut. Sen sahibimiz ol. Nasırımız sensin. Mu'inimiz sensin. Muzahirimiz sensin. Sen dilersen her şey kolay olur. Sen dilemezsen hiçbir şey biz ne yaparız? Muvaffak olamayız. Onun için La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametini celbediyoruz. Yani, illa ente. Yani, onun için mesela Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Yani, bir an seyyala da ya da bir beni bana bırakma. Beni benim yani, nefsimin tedbirine de bırakma. Dünyada nefsin tedbiri noktasından en mükemmel zat kimdir? Eyvallah. Resulullah'tır. Ya Rabbi beni bana bırakma. Beni, benim nefsimin terbiyesine de bırakma. Yani onun için Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın. Yani verdiği nimeti elimizden almasın. Allah ayağımızı kaydırmasın. Yani kalbimizi müşebbeş etmesin. İçimize karanlık vermesin. Yani gaflet ve dalaletin zulmetinden, karanlığından, cehaletten, küfürden, sapıklıktan, her türlü necasetten, maddi manevi pislikten bizi muhafaza etsin diye illa ente istikbalimize bakıyor. Sen elimizden tut. Bu bir. Sübhanallah kelimesi dünyamıza bakıyor. Dünya Cenab-ı Hakk'ın taht hükmündedir, taht idaresindedir. Dünyada ne gibidir? Değil mi? Dünyada deniz gibi. Dalgaları var. Boğuyor. Yani dünyada ne var? Ölüm var. Başka firak var. Ayrılık var. Başka
hastalıklar var, musibetler var, sıkıntılar var, sancılar var. Dünya hayatı her zaman asude değil, çalkantı da. Hadisat dehşetli, şiddetli. Bak adam diyor ki, dünya ile boğuşuyorum. Demedi biraz önce. Evet. Dünyada sıkıntılarım var. Allah senin sıkıntılarını zarar etsin. Senin sahili selamete çıkarsın. Ha. Şimdi dünyanın sıkıntıları, sancıları, evet, meşakkat ve musibetleri içerisinde şey gibi, değil mi? Nuh tufanı gibi. Hadisat alıyor bizi, fırlatıp götürüyor. Değil mi? Paralıyor, parçalıyor. O şey gibi, o tsunami gibi. Böyle kapat. Ki tsunami şeyi gibi alıyor, fırlatıp atıyor. Yani paralıyor ve parçalıyor. Tabii bu musibetler, bu ölümler, bu hastalıklar insanın içinde ne yapıyor? Değil mi? Sıkıntı. Sıkıntı veriyor, darlık veriyor, yara açıyor. O zaman kadere karşı insan nefsinde bazen Allah korusun, Allah korusun, kadere ve Cenab-ı Hakk'ın takdirine karşı nefisten şey yükseliyor, itiraz yükseliyor. Ya Rabbi niye bu böyle? Ne diye böyle? Bu niye musibetler hep Allah korusun bana isabet alıyor? Yani Allah varsa o zaman Subhaneke, ya Rabbi seni tenzih eder. Allah tasarrufatında, Allah hallakiyetinde, Cenab-ı Hak rububiyetinde, Cenab-ı Hak ahkamında zulümden müberradır. Cemal ve kemaline muhalif her türlü ahvaldan münezzehtir. İşte Subhaneke kelimesi de dünyamıza bakıyor. Aman, aman kaderi itham etme, rahmeti ilahiye karşı başını kaldırıp dikleşme. Hüküm sahibi kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Bakın şimdi ayet-i kerime var. İki tane ayet size okuyayım. Buyuruyor ki, yaşatan odur. Öldüren de odur. İki, güldüren de odur. Ağlatan da odur. Bunlar ayet. Güldüren de Allah'tır. Öldüren de Allah'tır. Yaşatan da Allah'tır. Ya. Ağlatan da Allah'tır. İşte burada imandan gelen tevekkül ve Allah'a teslimiyet. Lehül mülk. Mülkün sahibi kimdir? Cenab-ı Hak. Bitti. O evirir, çevirir. Nasıl irade ederse, nasıl hükmederse, hükmünde nasıl bakacağız? Bir, Allah hakimdir. Hakimdir, abes etmez. Rahimdir, rahmeti boldur. Adildir. Kader hakiki illetlere bakar. Kader hakiki illetlere bakar. Allah kullarına zulmetmez. Onun için musibetler, hastalıklar, meşakkatler insanı helak etmek için gelmez. Niçin gönderilir? Arındırmak için, safileştirmek için gönderilir. Demek musibetler, hastalıklar, sıkıntılar insanı helak için gelmez. Helak etmek için gelmez. Arındırmak için gelir ve gönderilir. İşte hayatın başına bir darbe, bir sıkıntı geldiği zaman ne diyeceksin? Subhaneke. Ya Rabbi ben seni itham etmem. Sen herkese müstahakkını verirsin. Ya, burası da işte imandaki kemalat. Eğer imanda zafiyet varsa, eğer iman rusuviyete çıkmamışsa, o zaman statüyle kırılmış el bile dövüşmek gibi. Kaderi tenkit eder, rahmete itiraz eder. Cenab-ı Hak'a karşı hatta teferrün eder, firavunlaşır. Bu ince imtihan noktası.
işte kamil zatlar bu manayı şey etmiştir, çok iyi kavramışlar. Narın da hoş, nurun da hoş. Senden gelen, ya Rabbi senden gelen her şey hoştur, her şey güzeldir. Narın da hoş, nurun da hoş. Eskiden beri Osmanlı kahvehanelerinde Osmanlıca güzel hatlar, böyle yazılar vardı, recize tarzında. Eski Osmanlı kahvehanelerinin birisinde şöyle bir yazı Osmanlıca yazmışlar. Onu ben size söyleyeyim. Tam bu manaya bakıyorum. Ne kahrı adadan, ada düşman. Kahrı, kahredici olan şeyleri diyor, ne düşmandan bil, ne kahrı adadan, ne lütfü aşinadan bil. Lütfü de aşinalardan, dostlardan bilme. Kahrı da adadan, düşmandan da bilme. Bir daha okuyup söylüyorum. Ne kahrı adadan, ne lütfü aşinadan bil. Umurun, yani işlerin Hakk'a tevfiz eyle, Cenab-ı Hakk'a havale eyle, zat-ı kibriyadan bil. Bir daha şimdi kesmeden söyleyeyim. Ne lütfü, ne kahrı adadan, ne lütfü aşinadan bil. Umurun Hakk'a tevfiz eyle, Cenab-ı Kibriyadan bil. Kahvanede yazıyor. Kahvanede. Osmanlı kahvanelerinde bak böyle ibretli şeyler var. Osmanlı'nın kültürü. Ya. Pis resimiz. Ya. İşte Sübhaneke kelimesiyle sakın rahmeti itham etme. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu çok önemli. Fevkalade önemli bir şey. Altını çizmek istiyorum. Bu hayatımızın sonuna kadar çok lazım olan, hayatımıza düstur olarak olacak bir şeyi ben size hatırlatayım. İmanla hüsnü zan bitişiktir. Ya imanla hüsnü zan bitişiktir. Sırtı değil mi abi? Sırtı değil mi? Doğru, hazır karıştırma. Kattınla karıştırıyorsun. İmanla zan bitişiktir. Bir müminin imanı inkişaf ederse, onun hüsnü zanını da inkişaf eder. Bakın. Sekinci sözü yazmış. İkisi de bahçeye girdiler. Biri nasıl gördü, diğeri nasıl baktılar? Şimdi sekizinci sözü hatırlayın. Ya. Bak. Lemaat'tan size bir cümle okuyayım. Okuyayım mı? Evet. Ya. Şimdi onun üzerinde durmamız gerekiyor. Bak. Sekizinci söz.